Hürriyet. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Saça Boy için sıraya girdiler 12 kat kar elde edilecek. Galatasaray'da sezon başı kampa dahi götürülmeyen Saça Boy öyle bir çıkışa imza attı ki hem liderlik koltuğuna oturan takımının fark yaratan futbolcuların biri oldu hem de Avrupa devlerinin radarına girdi. Ağustos ayında olduğu gibi sadece İtalya değil bu kez ülkesi Fransa ile Portekiz kulüpleri 22 yaşındaki futbolcuyu gündemlerine aldı. Yaz transfer döneminde de bu ay talip olan Serie A ekibi Udinese, ısrarlı tavrını sürdürürken Fransız oyuncu için bir kez daha menajeriyle temasa geçti. Udinese ikinci kez reddedildi. Yaz transfer döneminde 5 milyon euro öneren İtalyan kulübü reddedilen rakamı 8 milyon euroya çıkarsa da Galatasaray yine hayır dedi. Sarı-kırmızılı kulüp Boey'in futbolunu takdir edip şampiyonluk hedefine kilitlenirken menajerine de 12 milyon euronun altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağız. Ligin ikinci yarısında da kariyerindeki ilk şampiyonluğu Galatasaray ile yaşaması adına bu ay çok iş düşecek diyerek Fransız oyuncu için teklifler için Mayıs ayı sonrasını işaret etti. Gözden kaçmasın. İtalyan basınından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için transfer iddiası. PSG ve Milan, haberi görüntüle. Gözden kaçmasın. Transferi olay yaratan Oğulcan Çağlayan'ın ilginç kariyer yolculuğu. Galatasaray'dan ikinci kez alt ligi haberi görüntüle. 1 milyon 150 bin euroya alındı. Bu ayı takip eden kulüpler arasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'un da olduğu ifade edildi. Lyon scoutlarının uzun süredir izlediği bu gündemine alan bir diğer takım ise Portekiz'den Sporting Lisbon, ancak Galatasaray şampiyonluk hedefi nedeniyle oyuncusunu ara transfer döneminde bırakmak istemiyor. Sezon sonu için şu an en az 12 milyon euro değer biçilen Saça Boyden Galatasaray şu anki hedeflenen rakamlarla en az 12 kat gelir elde edecek. Galatasaray, Saça Boe'yi 1 milyon 150 bin euroya kadrosuna katmıştı. La Gazzetta Dello Sport'tan çarpıcı iddia. Galatasaray Mauro Icardi için 15 milyon euro vermeye hazır. Galatasaray'da performansıyla taraftarları mest eden Icardi için sarı kırmızılıların oyuncunun bon servisini almaya hazırlandığı sürüldü. İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Arjantinli Yıldız'ın PSG'nin gelecek planlarında yer almadığını belirtirken, PSG, Icardi'yi satmak istiyor. Bu kez bonservisiyle göndermek amacında. Icardi'nin kaderi belli oldu ve Galatasaray, Arjantinli için 15 milyon euro ödemeye hazır, diye yazdı. Maaşını indirmeye razı. Haberde ayrıca ligde 8 maçta 5 gol, 4 asiste beklentileri karşılayan Icardi'nin Türkiye'de mutlu olduğunun altı çizilerek, Icardi, G. Saray ile ilişkisinin iyi olduğunu artık gizlemiyor ve Paris'teki büyük maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor, ifadelerine yer verildi. Fanatik. Galatasaray'da büyük fiyasko. Tam 25 milyon TL buhar oldu. Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, zamanında olaylı bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar Pendik Spor'a kiralandığını duyurmuştu. Futbolcudan verim alamayan Sarı Kırmızılı ekipte ortaya çıkan fatura dikkatleri çekti. Bu Avrupa'dan talip. Cimbom'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Saça Boya Sporting Lisbon talip oldu. Pedro Poro'yu satmaya hazırlanan Portekiz ekibi, Boy için nabız yoklamaya başladı. Sporting'in 7 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı Kırmızılı yönetimin ise Fransız sağ beki satmayı düşünmediği bildirildi. Uğur Çiftçi'ye emre engeli. Galatasaray'da Uğur Çiftçi transferinde pürüz çıktı. Sivas sporlu futbolcunun takası için düşünülen Emre Taşdemir'in gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Diğer taraftan teknik direktör Okan Buruk'un da Emre Taşdemir'in ayrılması konusunda net kararını vermediği öğrenildi. Bu arada Cimbom'un altyapısından yetişen stoper Emin Bayram'ın sözleşmesinin de 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. Kupada rakip Alanya Spor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan futbolcularına uyarı geldi. Kupayı önemsemelerini isteyen Buruk, ortada bir kupa varsa Galatasaray her zaman ona taliptir, diye konuştu. Kırbıyı Holding Stadında bugün Korendin Alanya Spor ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Sarı Kırmızılıların 20.30'daki mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Alanya'ya giden Sarı Kırmızılı kafilede, Muslera, Saça Boy, Olivera, Mata, Yusuf Demir ve Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Matias Ross ile Kazımcan Karataş yer almadı performansı düşük kaldı. Sarı Kırmızılılarda görev yaptığı 1.5 sezon içinde toplam 26 maça çıkabilen Oğulcan, 4 gol, 1 asiste imza atmıştı. Daha sonra Eyüp kiralanan futbolcu, burada da 11 karşılaşmada 3 gol attı. Teknik direktör Okan Buruk tarafından istenmeyen ve Giresunspora gönderilen Oğulcan, burada da 8 lig maçında sonradan oyuna girdi, ancak burada da bir varlık ortaya koyamadı ve sözleşmesinin sonlanmasına karar verildi. Oğulcan bu kez de Pendik Spor'a gitti. Galatasaray'ın olaylı bir şekilde transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, kiralık olarak gittiği Giresunspor'da tutunamadı, geri döner dönmez bu kez birinci lig takımlarından Pendik Spor'a kiralandı. 25 milyonluk fatura. Çaykur Rizespor'dan transfer edilirken bedel ödenmeyen ancak mahkeme kararıyla 1 milyon 200 bin euro 24 milyon 400 bin lira ile birlikte 560 bin liralık bir fatura çıkarılan futbolcudan cimbom verim alamadı skorer. Buffett'in bir Gomis'in Olimpik Lyon'daki en iyi anları. Hürriyet. Galatasaray'dan stopere Mehmet Yeşil hamlesi. Sport Toto Süper Lig'de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor. Sezon başında Lil istemişti. İstanbul Spor'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017'de İstanbul Spor'a transfer oldu. İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil'in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi. Pas arasında ikinci sırada. Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2NCI sırada yer alıyor. Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2 NCI sırada bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5. sırada kendisine yer bulmuş durumda. 24 yaşındaki Yeşil, bu sezon 18 İ Süper Lig, ikisi de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi. Gözden kaçmasın. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Saça Boy için sıraya girdiler. 12 kat kar elde edilecek haberi görüntüle. Gözden kaçmasın. Galatasaray'da Emin Bayram'ın sözleşmesi yenilendi ve uzatıldı haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.